Yörük obalarında kültürümüz yaşıyor. Çok sayıda yörük çadırı sığırlık merasının değişik bölgelerine serpilmiş. Yörükler bu doğal ortamda burada hayatlarını sürdürüyorlar. Sığırlık merası ve yörük obası boşalmış. Ancak sayıları az da olsa bugün Türkiye'de yaz-kış dağda yaşayan yörükler Gebze bölgesinde duruyor. Yörüklerin sesi olduk. Onların feryadını ve devletten isteklerini gazeteci olarak dile getirmelerine aracı olduk. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a mektuplar yazdık. Belgesel çekimleri yaptık. Bizim yayınlarımız üzerine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye'nin son yörük obası Sığırlık Merası'na gitti. Bu bölgeyi ilk kez görüyor, yörüklerin ilk kez burada yaşadığına şahit oluyoruz, dediler. Gebze ve Tarihi Taşköprü bölgesinde asırlardan beri yörükler de yaşıyor. Türkiye'de yörüklük kültürü hızla yok olmasına rağmen, Gebze bölgesinde yörükler var olma mücadelesi veriyor. Türkiye'de yaz ve kış dağlarda yaşayan tek yörük ailesi Gebze'de bulunuyor. Gebze bölgesi Sığırlık Merası'nda kış aylarında çadırda yaşayan yörük ailelerinin olması, bölgede yörük kültürünün olduğunu yansıtıyor. Bölge yetkilileri Gebze Sığırlık Merası'nı ziyaret ederek yörükler tarafından düzenlenen yörük şenliğine ve iftarına katıldılar. Türk halkının kökü aslında yörüktür. Yani Orta Asya'da atalarımızın yaşadığı göçebe hayatının bana göre bir devamıdır. Tabii büyük ölçüde hayvancılıkla geçiniyor yörük kardeşlerimiz. Ama çok büyük, çok güzel özellikleri var yörüklerin. Yani yiğit, sözünde duran, çalışan, emeğiyle geçinen, hak hukuk bilen bu kültürü yaşatmak lazım tabii. Zamanımızda büyük ölçüde azaldı, iyice yok olmaya yüz tuttu. Ama işte derneklerimiz, yörük derneklerimiz hem bunu ayakta tutma adına hem de işte Gebze'de, şu anda Gebze'nin kırsalındayız, yaylalardayız, Gebze yaylalarındayız. Buradaki yörük kardeşlerimiz ta Osmanlı zamanında buralarda yerleştirilmiş, sarayın işte etini, sütünü, yoğurtunu, peynirini buralardan temin ediyordu. Devletin bir bakıma teşvikiyle burada kalıyorlardı. Zamanımızda da bunu en azından belirli şartlara bağlayarak devam ettirmekte fayda var. Biz de buradaki kardeşlerimizin problemler olduğunu duyduk dernek vasıtasıyla. Ve kendilerini şöyle bir tahminen bir ay kadar önce ziyaret ettik. Bir iftar yapmayı da o zaman kararlaştırdık. Tarih yaşanıyor efendim. Tarihi not düşünüyor tabii, burada. Tabii. Burada dedik bir akşam gelelim, Ramazan'da bir iftar yapalım. Ramazan'ın bereketinden de istifade etmiş oluruz. Sayın Valimiz de teşrif edecek. Ben de bir yörük olarak da bir duyguların, yani çocukluğumu yaşıyorum eski. Ailem yörük. Sayın Ercan Topaca programımıza teşrif etmişlerdi. Alkışlarımıza kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Gerçekten güzel. Bunu göremiyoruz. Devri Alem belgesel televizyonu programı olarak bir ilki gerçekleştirerek elektriği olmayan son yörük obasında jeneratörle belgesel galası yaparak izleyicilerimizle paylaştık. Hazırladığımız yörük obası belgeseli izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Yörüklere sahip çıkmayı onurlu ve şerefli bir görev biliyoruz. Son oba yok olmasın, son yörükler sığırlığı terk etmesin. Kültür ve medeniyetimiz yok olup gitmesin.
Başkan Yardımcımız Fikri Işık, yüzyıllardır bu topraklarda mazlum, garip durumda olan yörüklerin tapuları veriyor. Emek verenlere teşekkür ediyoruz. Bakanın büyük emek olduğunu herkes söylüyor, buradaki yörükler söylüyor. Sizi seviyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Evet, biliyorsunuz bizde dünyada mekan, ahirette iman. Evet. Mekanın tapusunun olması, insanlarımızın güvence hissetmesi, kendilerini güvende hissetmesi çok çok önemli. Evet. Burada da asırlardır yaşayan yörüklerimizin nihayetinde bugün tapularına kavuşmuş olmaları, bundan sonrası için kendilerini çok daha güvende hissetmeleri bizim açımızdan da büyük bir mutluluk. Her birine hayırlı uğurlu olsun. Her biri güvenle, rahatlıkla yerlerinde otursunlar. İnşallah yörük kültürünü hem yaşatsınlar hem de gelecek nesillere aktaracak çalışmaları onlar yapsınlar. Biz de onlara her konuda destek olalım.